Kablosuz Kedi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Ben Gökhan Kandemir. Evet bu dersimizde bir önceki dersimizde Heroku üzerinde deployment'ını gerçekleştirmiş olduğumuz REST API'yi yani bir Node application'ı Docker üzerinde nasıl bir image haline getiririz ve bunu çalıştırıp nasıl bir container olarak görüntüleyebiliriz. Bunu göreceğiz. Detaylarına değinmeyeceğim, dakır ile alakalı detaylı bir video yapmak istiyorum. Bir videoda dakırı, yani sizi dakır kullanmaya teşvik etmek ve dakır kullanabilecek hale getirmeyi planladığım bir tane, bir videoda dakır videosu yakın zamanda, 2-3 video sonra, 2-3 ders sonra sizlerin huzurunda olmuş olacak. Bundan kaynaklı olarak da bu derste çok fazla dakıra, değinmeyeceğim, temellerine değinmeyeceğim ama burada node.js application'ımızı docker üzerinde nasıl çalıştırırız onu göreceğiz. Şimdi buradaki ilk olarak bakalım REST API diye bir klasörün içerisinde benim bütün app.js, db.json, package.log bunu kaldırıyorum şimdi Package.json bu üç tane dosya. Gelin biz burada REST API'nin içerisinde cd REST API npm install diyerek uygulamayı bir çalıştıralım. Bakalım neler olacak. Evet yükleme başarılı Node modüs karşımıza geldi. Sayfayı, şu, heh, bu arada Docker'a girdiğinizde şöyle bir durum var. Bundan daha sonra bahsedeceğim. Sayfayı yenilediğimizde bakın hiçbir şey olmuyor. Çünkü olmamasının sebebi npm run ne? npm run startmış. Start'ı hemen yaparak çalıştıralım uygulamayı. Daha sonrasında buraya baktığınızda yenilediğinizde bakın her şey başarılı bir şekilde çalışıyor. Karşımıza geldi. Şimdi geldi sırada bu benim lokalimde bu şekilde node modülsü ben kendi elimle yüklüyorum ve çalışır hale getiriyorum. Bunu otomatik olarak docker'da nasıl yaptırabiliriz bunu konuşmaya. Package lock'u kaldırdım node modülsü yine kaldırdım bu arkadaşlar kalsın <laughs> pardon. Şimdi ilk olarak bilgisayarınızda Docker'ın yüklü olması lazım. Bakın ben de Docker hazır yüklü. Bunu nasıl anlarsınız? Bilgisayarınızda kurulu mu değil mi? Docker Duck yazıp taba bastığınızda Macintosh ve Linux için ee, bunu söyleyebilirim. Docker yazdığınızda tabi Windows'da da var. E, ee, Tretire version dediğiniz zaman karşınıza bir şeyler gelmesi gerekiyor. Aynı zamanda oto complete bu şekilde çalışabilmesi gerekiyor. Onunla beraber yüklü değilse Burada duckers.com'a girdiğinizde ki burada bir tane duyuru var. Bu bir dijital event yani etkinlik. 20 28 Mayıs'ta katılmayı kesinlikle e, Docker'la ilgilenen arkadaşlar katılmayı unutmasınlar. Get start'ta bastığınız zaman burada size sunuyor. Diyor ki Docker Desktop'u yükle. Nereye yükle? Macintosh mu, Windows mu yoksa Linux engine için burada görüntüleyip ona göre artık size uygun olanı yüklemenizi bekliyorum. Tamam? Bunlara değinmeyeceğim. Şimdi Docker'a peki ne yapmamız lazım? İlk olarak Docker'ın image olayından birazcık bahsetmem lazım. Biz buradaki uygulamamızı bir image haline getireceğiz. Tamam. Docker image haline. Docker images derseniz bilgisayarınızda yüklü olan image'leri burada size gösterecektir. Benim şu an burada bir tane image'im varmış. Node isimli. Ee, bu arkadaşların her birini ben bir ilk olarak sileyim. System prune diyeyim. Bakayım. Pardon. Docker system prune dediğim zaman. Yes dedim. Evet bakalım şimdi bir şey var mı? Docker images. Gördüğünüz gibi çalışan her şeyi sildi. Arka tarafta imajlar burada hala duruyor. Peki bunları teker teker nasıl sileceğim? Şöyle ki Docker RMI yani remove imajları sil. İlk olarak bu arada az önce ben sistem prune dediğimde e, sileceğim dedim ama öncesinde temizliğini gerçekleştirdim. Çünkü buradaki arkadaşları silmeye çalıştım çeşitli zorluklar çıkartıyor. RMI remove image. Hangi imajı sileceksin? Image ID'yi vereceksin. Image ID vereceğiz burada. Şimdi bunlardan bahsedeceğim ben teker teker. Şunları şöyle bir yapıştırayım. Bir de bu. Ve herhangi bir zorluk çıkarsa bunları force et sil. Teker teker tak 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 sildi. Gayet güzel. Docker images dersek gördüğünüz gibi benim bilgisayarımda Docker ile yapılandırmış herhangi bir image yok. Image dediğimiz bir proje. Docker'ı tabi bilen arkadaşlara şu an anlattığım için aslında bunu hani Image'in ne demek olduğunu, container'ın ne demek olduğuna, Docker'ın ne için kullanıldığı ile ilgili bilgileri burada değinmek istemiyorum. Ama image bir proje, container dediğimiz kelime ise o projenin çalışabilir, çalışan hali. Tamam? Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Nasıl bir proje oluşturuyorsunuz? Çalıştırmadığınız zaman proje olur ama çalıştığı zaman çalışan bir uygulamaya dönmüş olur. İşte image ile container arasındaki fark bu. Dakar üzerinden çeşitli çeşitli imajları projeleri alıp bilgisayarınıza indirip onları çoğaltıp onları kullanıp onlara eklemeler yapıp kendinize ait imajlar oluşturabilirsiniz. Bizim burada yapacağımız tamı tamına o. Benim bir projem var abi. Bu projeyi bir image haline getireceğim Docker'la ve sonra o image'i sadece çalıştıracağım. Artık şuradaki dosyalara ihtiyacım kalmayacak. Ya tabii ki de daha sonrasında güncelleme yapmak için tabii ki de ihtiyacım olabilir ama ona ihtiyacım olmayacak. Şimdi hadi gelin hep beraber bakalım. Ne yapacağız? İlk olarak ben şu ana dizinimde Docker Docker file diye bir tane dosya oluşturuyorum. Docker file ismi çok önemli. Bunu unutmayın. Bu dosyaları eğer bulamadıysanız, e, Hiroku üzerinde yapmış olduğumuz uygulamanın kaynak kodlarından indirebilirsiniz bir önceki videoda. Hemen geliyorum. Diyorum ki ben bu uygulamada Node.js kullanacağım ve versiyonu da 10 olacak. Tamam bu çok önemli. Onunla beraber from dedikten sonra diyorum ki ben node10 isimli, node isimli imajı Docker Hub'dan al bana getir. Ee, ve daha sonrasında ise bunun üzerine artık güncellemeler yapalım nasıl diyorum ki benim çalışacağım imajimin, projemin klasör yapısı tamı tamına burada olacak diyelim diyelim ki mesela home not e, app klasörüm olsun mesela application klasörüm olsun tamam app de olabilir fark etmez rest api de olabilir tamamen size bağlı daha sonrasında benim şu rest API içerisindeki bütün dosyaları bunun içerisine aktarmam lazım ki sonuçta mantıken iş yapabileyim. Copy diyorum. Daha sonrasında da rest API. Nereye aktaracağım? Aslında cevabı çok basit. Home, Node, App içerisine aktaracağım. Bu kadar. Şimdi ben az önce ne yaptım? Hatırlayın. Burada bu klasörün içerisine girip npm install dedim ki node modules gelsin ve ardından benim uygulamam çalışabilir hale gelsin, değil mi? Burası çok önemli. O zaman aynı şeyi benim nerede yapmam lazım? Kesin de projemin içerisinde de node modules olması lazım ki çalışabilsin, değil mi? Bundan dolayı burada diyorum ki ben run bir komut çalıştır. npm install Şimdi nodu yüklediğiniz zaman npm içerisinde geleceği için otomatik olarak npm için bir şey yüklemenize gerek yok. Aksi halde işte mesela işte e, normalde işte brew deyip ya da ne bileyim apt deyip yum deyip bu uygulamayı da arka tarafta yükletmeniz gerekirdi npm'i. npm install deyip ben package.json dosyamın içerisindeki her şeyi artık benim çalışma dizimin içerisinde bulunan package.json içerisindeki her şeyi çalıştırıyorum. Daha sonrasında da cmd var. Hmm. cmd'de ise yaptığımız şey şu. Ee, benim Uygulamayı ayağa kaldırmak için kullandığım komut neydi? Hatırlayın npm run start'tı. İşte o npm run start'ı burada çalıştır diyorum. Şimdi diyebilirsin ki npm install ile Npm run start arasındaki Fark ne? Ve run ve cmd arasındaki fark ne? Yani Şöyle ki run ve cmd arasında nasıl bir fark var ki npm install'u farklı, npm run start'a farklı bir komut setinde yazdım. Çok basit, hemen söyleyeyim. Run dediğimiz komut bu docker imajı daha proje halindeyken çalıştırılır. CMD ise ben oluşturduğum imajı docker ile çalıştır kardeşim bunu dediğim anda bir container üretir demiştim, hatırlayın. Container çalıştırılırken cmd komutları çalışır tamam burası benim projemi çalıştırmak için gereken komut burası ise projemin çalışabilmesi için gereken komut yani bağımlılıkların oldu yani örnek vermek gerekirse burada daha da farklı şeyler de olabilirdi sallıyorum başka başka paketler yüklemeniz gerekir mesela packet.json'a e, yüklemeniz gereken bu tarz e, güncelleştirmeleri de run ile yapmanız lazım tamam Onunla beraber benim uygulamam hangi port üzerinden çalışıyor? Expose ile bunu yapıyorum. 3000 portunu veriyorum. Bunu da zaten isterseniz kafanıza göre de port verebilirsiniz. Ama ben buradaki gördüğünüz gibi port ile aynı olması için 3000 diyorum. Tamam. Docker file'ı bu şekilde oluşturdum. Peki Docker artık Docker'ı nasıl kullanabilir hale geleceğim. Image'imi nasıl oluşturacağım? Bu Docker file ile beraber diyorum ki Docker ne yapıyorum ben? Build. Daha sonrasında tre tire tag name, tire tire t de olabilir. Burada buna bir isim verelim. Ee, neydi bu isim? Ne olsun mesela? Node REST API olsun. Tamam. Ardından ne yap bu arada pardon. REST API klasörü içerisindeyiz. Bir klasör öncesine gitmemiz gerekiyor. Evet ls dediğimiz zaman bakın docker file ile rest api aklasıyorum burada. docker build tret daha sonrasında diyorum ki not rest api ve diyorum ki burada bulunan docker file'ı tamam nokta. Enter'a bastığım anda ilk olarak not isimli imajı internet üzerinden indirmeye çalışacak. Dersem yalan olur. İlk olarak diyecek ki burada bu bilgisayarda ben not isimli versiyonu da 10 olan bir image var mı? Yok mu? Ona bakıyorum der. Bakacak. Sonrasında bulamayınca internetten indirmeye çalışacak. Bir sonraki başka bir projede ben tekrardan node'u kullanan bir image üretiyorsam o zaman direkt benim lokalimdekini kullanacak. Tamam? Bu çok önemli. Enter'a bastığımda gördüğünüz gibi unknown flag dedi. Zaten ben de ondan çok da emin değilim. Tag diyelim. Enter'a basalım. Bakın şimdi başladı. <laughs> Evet, yüklemeler sonunda tamamlandı. Bu birazcık farklı oldu. Yani birazcık fazla oldu. Ee, çok fazla bekledi. Yani bu kadar beklememesi gerekiyor aslında. Çok da muhtemelen benim internet bağlantımdan kaynaklı. Sizde daha hızlı olacaktır. Şimdi... Bu yapılanları bir temizleyelim. Do Docker images dediğim zaman bakın neyle karşılaşacağız? Bakın bu sefer Node'u indirmiş, gördüğünüz gibi versiyonunu tag olarak atamış. Bunun ne olduğundan birazcık bahsetmem gerekiyor. Hemen şurada Docker e evet from node version diye arattırırsanız mesela direkt şurada Hubdacker üzerinden çıkanı görebilirsiniz. Şimdi burada arkadaş diyor ki aslında buradaki arkadaş size versiyonuyla beraber bir şey sunuyor. Yani aslında şurada bizim yaptığımız şey tam tamına bir tag değil şey e, versiyon değil ben buraya mesela Ahmet yazsaydım nodun Ahmet isimli tagını buluyor onu bana getiriyor ama ben on dediğim zaman muhtemel olarak hub üzerinde bakın version, şey versiyonla beraber bu arkadaş burada bize uygun tagları getiriyor on mesela bir sürü var mesela Alpine ne bileyim işte e, Buster bazı cesi var. Herkes kendine uygun mesela. Gerçi tabi hani bu şey official images. Ee, yani herkes kendine uygun bir nodu konfigüre edip buraya gönderebiliyor. Tabii ki de official olduğu için bu değişebilir. Muhtemelen. Ama hani en stabil olanı bulup direkt buradan indirebilirsiniz. 10 ee, on dediğimiz zaman doğal olarak şurada tag'a bu arkadaşı getirmiş oldu versiyonu bu şekilde adlandırıyoruz burada. Tamam. Ee, Not REST API içerisinde de latest'ı görebilirsiniz direkt. Son olan bu arkadaş. Aslında bizim istediğimiz şey bu. Not REST API diye bir tane image var. Bu arkadaş bunun içerisinde bunu kullanıyor. Bundan kaynaklı olarak da bunu da indirdi buraya. Tamam. Süper. Peki biz bu arkadaşı nasıl çalıştıracağız? Docker image'i nasıl çalıştırabiliriz? Buradaki Node REST API az önce oluşturduğumuz arkadaşı. Bu aslında oldukça kolay. Docker run diyerek bu işlemi yapabiliriz. Docker run node rest api enter'a bastığınızda bakın sunucu ayaktadır çalışıyor diyor. Peki gerçekten çalışıyor bir bakalım. Sayfayı yenilediğimizde bakın bir hata ile karşılaştık. Neden? çalışmıyor acaba neden çalışmıyor aslında bunun cevabı oldukça basit fakat ben biraz daha şuraları kurcalayarak yapmayı planlıyorum Docker PS diyerek aslında şu an çalışan prosesleri görebilirsiniz bakın ne çalışıyor image node rest api olan bir image adı bu olan arkadaş çalışmış ve container çalışan container da şu hmm, süper şimdilik bunu bir durduralım Docker kill bu arkadaşı durdurduğunuz zaman bakın buradaki arkadaş hemen stop oluyor duruyor. Docker PS dediğiniz zaman tekrardan herhangi bir şey göremezsiniz. Şimdi yine aynı şekilde Docker run'ı kullanacağız. Fakat öncesinde diyorum ki ben bu arkadaşı çalıştırırken bir port tanımlaması yapmak istiyorum. Ben burada 1-2-3-4 yani mesela portu tanımlayalım şimdi bizim portumuz neydi 3000'i şey 3000'di değil mi 3000'i 3000 burada yazıp enter'a basarsam herhangi bir sorun olmadan bu arkadaş çalışacaktır bakın göstereyim sayfayı yenilediğimde bakın burası çalıştı onunla beraber users dediğim zaman user karşıma geldi süper peki neden iki tane port var bundan birazcık bahsetmek gerekiyor tabii ki de docker ee, ps şu arkadaşı kopyalayalım, kopyalayalım. Docker kill deyip bunu hemen kill ettik. Güzel. Şimdi buraya geldik. Şimdi bu arkadaşı hatta şunu da göstereyim onu kill ettiğimizde burayı yenilediğiniz zaman bakın çalışmıyor. Süper. Başarılı yani işlemimiz. Şimdi burada iki tane port tanımlaması yaptım. Bir tanesi ee, herhangi bir port tanımlaması olabiliyorken bir tanesi aslında değişemez. Neden? Ben burada expose 3000 dediğim anda bu arkadaş bu imajın içerisinde kullanılacak port numarasını bize belirtir. Tamam? Şu arkadaş bizim direkt konteynerımızın içerisindeki port iken, imajın içerisindeki konteynerin içerisinde erişebileceğimiz port iken, bu ise benim bilgisayarımdan buraya gideceğim port. Yani eğer ben buraya 1, 2, 3, 4 yazarsam kabul olur. Herhangi bir problem yok. Ama burada 3000'i siz değiştirirseniz bu uygulamayı çalıştıramazsınız. Çünkü expose ettiğiniz ve burada okuduğunuz port tamı tamına farklı. Tamam. Bu çok önemli bir ayrıntı. Enter'a bastığınız zaman bakın herhangi bir hata yok. Sunucu ayaktadır çalışıyor dedi. Şimdi burayı yenilediğim zaman bakın çalışmıyor. Neden? Artık çünkü ben portu değiştirdim. 1, 2, 3, 4 deyip enter'a basarsam bakın bu sefer çalıştı. Yani... Docker'ın işte en güzel özelliklerinden bir tanesi, bir prosesi izole ediyor ve sizin bu prosese erişebilmeniz için port tanımlamalarını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Tabii Docker bundan çok çok daha fazlası. Bir videoda Docker'la tarihçisiyle beraber anlatmaya çalışacağım. Ee, onunla beraber çok iyi bu container mimarileriyle alakalı bir canlı yayında yapacağız. Yakın bir zamanda mükemmel konuklarım var sizler için. Şimdi 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 bunu kapatalım tekrardan Docker Docker neydi PS deyip şu arkadaşı hemen Docker kill ile öldürelim ve şu arkadaşı bakın gitmiş buraya gelip baktığımızda gitmiş. Evet kısacası bu kadar. Bir Docker üzerinde image oluşturduk. Container haline getirdik ve sunucumuzu REST API'mizi yani minik servisciğimizi ayağa kaldırmayı başardık. Evet benden bu derslik bu kadar daha farklı bir şey anlatmayacağım bu ders içerisinde anlatacağım çok şey var Docker kompozundan tutun bambaşka e, özelliklerine kadar anlatmak istediğim çok şey var ama bunların her birini bir videoda Ducker e, eğitimine hazırlamayı e, saklamayı düşünüyorum neyse şimdilik benden bu kadar. Bu arada bir duyuru yapmak istiyorum, bir duyuru, bir rica, bir istek. Artık siz ne olarak adlandırırsanız, ee, normalde benim şu ana kadar hiçbir videomda şu kelimeyi, şu cümleyi duymamışsınızdır. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi ihmal etmeyin. Çünkü benim öyle bir şey gibi, yani böyle bir şey ihtiyacım yok. Yani normal şartlarda düşündüğüm, yani normal şartlarda diyorum da. YouTube üzerinden ben hiçbir şekilde bir gelir elde etmiyorum, hiçbir zaman etmeyeceğim de. Zaten edecek kadar izlenme oranım da yok, olduğunda da etmeyeceğim. Bunu ya bağışlarım ya kızıma bırakırım. Bir şeyler bir şeyler olur. Tamamen Türkçe kaynağı arttırmak ve daha kaliteli içerikler üretebilmek için bu kanal kanal var ve benim tek başıma azmim var, başka da hiçbir şey yok. Ama ve beni motive eden en büyük şey ise kanalın büyüdüğünü, insanların etkileşimde olduğunu görmek. Analizlere baktığım zaman ki benim yakın zamandaki en fazla izlenen videom bu. Bu abonelerimin yani abone olmayan kullanıcı bunu izleyen abone olmayan kullanıcıların oranı %74. İnanılmaz bir rakam. Yani geçen gün Tayfun da söyledi. Biz zaten bunu konuşmuştuk. Aynı anda kafamız dank etti bununla ilgili. Yani 20 şu ana kadar çoktan böyle 40 bin, 50 bin, belki 100 binlik kanallar olmuştuk. Ama e, gördüğünüz gibi büyük bir oranı maalesef abone olmayan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Bu arada ben bunu gösterebilmek için de videoların analizlerine bakıyordum. Mesela Hiroku'ya da bakacak olursak. Bundaki kitleye bakacak olursak kitle burada mı? kitleye gö gör görünce mesela abone olmayan kullanıcılar bunda da az yani <laughs> ama çoğunluğunda abone olmayan kullanıcıların izleme oranı çok daha fazla. Lütfen abone olmayan arkadaşım bakın emek veriyoruz şey yapıyoruz ve gerçekten belirli bir şekilde e, vakit harcıyoruz bunlara ki daha iyi içerikler üretebilelim diye. Lütfen tek yapmanız istediğim şey sizden lütfen abone olmadıysanız olun ve bildirimleri açın ki ben yeni bir video ya da yeni bir canlı yayın yaptığım zaman bundan haberdar olabilin. Tamam. Tek istediğim şey bu. Başka da bir şey istemiyorum sizden. Beğenip beğenmemek sizin takdirinizdir. Dediğim gibi o tamamen size kalmış bir şey. Neyse bu istekten de hemen sonra artık bu videonun sonuna geldik efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kodlama asla unutmayın. Bay bay.